Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, sıfırdan İngilizce defterim adlı YouTube kanalında bugün sizlere çok önemli İngilizce kalıpları, İngilizce ifadeleri, günlük konuşma cümlelerini, en önemli cümleleri ve bu ifadelerin İngilizce Türkçe karşılıklarını size sunacağım. Bu arada arkadaşlar, okunuşlarını da sizlere sunuyorum. Yani bir ifadenin İngilizce yazılışı olduğu gibi okunuşunu da size sunacağım ki İngilizce konuşurken, ifade ederken, speaking yaparken takılmayalım diye bu şekilde bir çalışma hazırladım. Bu çalışmayı umarım beğenirsiniz. Abone değilseniz kanala abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Haydi o zaman dersimize geçelim. Sıfırdan İngilizce öğrendik. Şimdi özel mülkiyetlere ait ifadelere bakalım. Özel mülk, private property demektir. Tekrar edelim. Private property. Doğal güzellik, natural beauty. Tekrar edelim. Natural beauty. Devlet hastanesi, public hospital. Public, halk demek zaten. Genele açık olan, umuma açık yer anlamına da gelir. Public hospital, devlet hastanesi. Günlük rutin demek istediğimizde İngilizce'de daily routine. Daily routine. Maaş ödemesi demek istediğimizde salary payment. Salary payment deriz arkadaşlar. Değerli dostlar, kanala abone olarak ve yorumlar bırakarak bu kanalın birçok arkadaşa ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Sıfırdan İngilizce öğrendik. İşlem tarihi, transaction date. Transaction date. Güvenlik kodu, security code. Fabrika ayarları, factory settings. Kimyasal akıttık, chemical waste. Waste arkadaşlar, çöp, çöplük anlamına da gelir. Chemical, kimyasal demek. Factory, fabrika demek. Security, güvenlik demek. Transaction, işlem demek arkadaşlar. Burada tek tek kelimelere bir daha göz atalım. Tarih, date demek. Code, kod demek. Settings, ayarlar demek. Waste, atık demek. Sevgili arkadaşlar, sizler için hazırlamış olduğum ders videolarından umarım faydalanıyorsunuzdur diyerek, hala kanala abone değilseniz abone olup, like bırakıp, beğenerek, yorum yazarak sizler de bu kanala ve kendinize aynı zamanda katkıda bulunmuş olursunuz. Bir diğer slaytımızda ise diğer önemli cümlelere bakalım. Tekrar edelim karşımıza çıkmışken. Kimyasal atık, chemical waste. Sivil halk, civilian population. Dünyanın sonu, end of the world. Erken teşhis, early diagnosis. İnsani yardım, human aid. Biliyorsunuz arkadaşlar, kimyasal atık, chemical waste dedik. Civilian, halk, population, dünya, the world. End of, son, sonu. Erken teşhis, erken, early demek teşhis de, diagnose. İnsani yardım, human aid ya da humanity aid. Ama humanity insanlık oluyor. Human aid. Aynı zamanda arkadaşlar, humanity'nin bir de nem oranını falan ifade ederken de kullanılan bir kelime tarzı var. Onu unutmayalım. Sıfırdan İngilizce'ye devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar, iki kelimeden oluşan kısa kalıplar var. No way. No way. Yok artık. Bunlar mecazi ifadelerdir arkadaşlar. Way, yol demek. No, hayır. Normalde Türkçesi yol yok, çıkmaz yol demek. Ama burada yok artık anlamına dönüşüyor. So be it. Be it, o öyle olsun anlamındadır arkadaşlar. So be it. Be it olsun, o olsun. So da onun gibi olsun. Yani so be it, öyle olsun demektir. No one knows. K ve N bir araya geldim arkadaşlar. K okunmaz, atılır. Yani knows değil, knows denir. No one knows, kimse bilemez, kimse bilmez.
Tekrar edelim. No way. Soviet. No one knows. İki tane no kelimesi. Neden burada not kullanılmıyor, no kullanılıyor? Not daha çok fiillerden önce gelir ama no isimlerden önce getirilir arkadaşlar. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Çak bir beşlik demek istediğimizde İngilizce'de bunu bu şekilde söyleriz. Give me five, yani bana bir beşlik ver. Give zaten ver demek. Me beni, bana demek. Five da beş demek. Bir elimizde beş parmak varsa give me five deriz değil mi? Çak bir beşlik. Bir beşlik ver. Don't move, kımıldama. Move, to move fiilinden hatırlayalım. Hareket etmek, kımıldamak. Don't move, kımıldama demektir. Sıfırdan İngilizce öğren diyoruz. Şimdi de do, yani to do, yapmak fiilinden oluşturulan kalıplara bakalım. Do you have? Sizde var mı? Sen sahip misin? Have arkadaşlar sahiplilik bildirir. Do you have a car? A car bir araba demek. Do you have a car? Araban var mı? Do I know you? Seni tanıyor muyum? Seni biliyor muyum? Do you hear me? Beni duyuyor musun? To hear, duymak. Do you like me? Benden hoşlanıyor musun? Like, to like, hoşlanmak. Do you have me? Tekrar edelim birlikte arkadaşlar. Do you have? Do you have me? Bana sahip misin anlamına gelir. Bu biraz kaba bir ifade. Do you have? Sahip misin? Var mı? Do you have a car? Araban var mı? Do I know you? Seni tanıyor muyum? Do you hear me? Bu şekilde ifadeler devam ediyor arkadaşlar. Do you like me? De benden hoşlanıyor musun demekti. Devam edelim. Şimdi de beni seviyor musun ifadesine bakalım. Do you love me? Beni seviyor musun? Do you like it? Hoşuna gitti mi? O hoşuna gitti mi? Do we are agree? Anlaştık mı? Birlikte kabul ettik mi gibi? Arkadaşlar dikkat ederseniz soru halinde do özneden önce gelir ve soru kalıbına dönüşür. Do daha doğrusu evet özneden önce gelir ve ana fiilimiz de sona mastar haliyle yazılır. Örneğin come ana fiilimiz olsun to come. Do you come diyoruz bakın arkadaşlar. Sen geliyor musun? Sen gelir misin? Sıfırdan İngilizce derslerimize devam edelim. Şimdi de arkadaşlar komparatif, superlatif şeklinde sıfatlara bakalım. Bildiğiniz gibi good iyi demek, little küçük demek, much çok demek, old eski demek. Daha iyi demek istersek good için better. Daha az demek istediğimizde little küçük, less az. Much çok, more daha. Old eski, older daha eski. The best en iyisi. The least en az. The most en çok. The oldest en yaşlı. Burada da büyük bir süperlatif şeklinde sunulan sıfatlarımız var. Sıfırdan İngilizceye devam ediyoruz. Good, better, the best şeklinde okuyup tekrar edebiliriz arkadaşlar. Big, büyük. Bigger, daha büyük. The biggest, en büyük. Easy, kolay. Easier, daha kolay. The easiest, en kolay. Happy, mutlu. Happier, daha mutlu. The happiest, en mutlu demektir arkadaşlar. Big, bigger, the biggest. Easy, easier, the easiest. Happy, happier, the happiest. Arkadaşlar ifadelerin telaffuzları için lütfen benimle birlikte tekrar edin. Bu arada arkadaşlar bu tür sıfatlardan daha fazla bildiğiniz varsa yorumlara yazıp bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar ders videomuz devam ediyor. Sizlerden ricam önümüzdeki derslerde ne tür videolar yapmam gerektiğine dair dileklerinizi, taleplerinizi, tavsiyelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Sıfırdan İngilizce diyoruz. Şimdi zamansal ifadelere bakalım, zarflara bakalım. Okunuşlarıyla birlikte. At the time, o anda. At this time,
Şu anda. At times. Bazen. At a time. Bir seferde. At a time. At this time. At times. At a time. Okunuşlar en sağda sarı kutucukların içerisinde arkadaşlar. Ortada turuncu ise Türkçe anlamları. Soldaki beyaz ifade, beyaz kutucuktaki ifadeler ise İngilizcenin orijinal şekliyle yazılmış hali olan kelimeleridir. Sıfırdan İngilizce defterim, kolay İngilizce öğren ya da İngilizce öğrenmek için en önemli cümleler şeklindeki ders videomuzda şimdi de zamansal kalıplara devam ediyoruz. At on time, bir zamanlar. At all times, sürekli olarak. At any time, herhangi bir zaman. Telaffuz için birlikte tekrar edelim. At on time, bir zamanlar. At all times, sürekli. All, hepsi sürekli, her zaman anlamına gelir. At any time, herhangi bir zaman. Arkadaşlar any hiç anlamına gelir. Yani hiçbir zaman aslında buradaki ifadeye daha dikkatli bakacak olursak. At any time, yani herhangi bir zaman diliminde gibi düşünebilirsiniz. It's easy, bu kolay. It's good, bu iyi. It's near, yakında. It's nothing, önemli değil. It's different, bu farklı. Haydi o zaman birlikte bir cümle kuralım. It's easy to learn English. İngilizce öğrenmek kolaydır. It's good to see you. Seni görmek iyidir. It's near to show you what I have. Neye sahip olduğumu sana göstermem yakındır. It's nothing to get a new house. Yeni bir ev edinmek bir şey değildir. It's different to understand another culture. Bir başka kültürü anlamak farklıdır diye cümle kurabiliriz. Arkadaşlar İngilizce cümle kalıplarına devam edelim. Lütfen benimle birlikte tekrar edin. It is funny. Komik. Bu komiktir. O komiktir. It is not bad. Bu fena değil. Kötü değil. It is work. Daha doğrusu it is working ya da it works. O çalışır ya da o çalışıyor. O çalışıyor demek istediğimizde it's working. O çalışır demek istediğimizde it works. Burada bir anlamsal gramatik yanlış ifade yazılmıştır. It's work diye bir şey olmaz arkadaşlar. It is working, it is worked ya da it works şeklinde yazılır. Very afraid. Burada bir edilgenlik durumu var. Çok korkmuş. Birisi tarafından korkutulmuş yani. Very bad. Çok kötü. Birisi tarafından değerlendiriliyor. Çok kötü. Yani çok kötü bir durum. Very angry. Çok kızgın. Very fat. Çok şişman. Very small. Çok küçük. Very ifadesi genelde çok anlamına gelir. He is very afraid. O çok korkmuş. That's very bad. O çok kötü. He is very angry. O çok kızgın. I am very fat. Ben çok şişmanım. This school is very small. Bu okul çok küçüktür. Şeklinde örneklendirmeyi tamamlayabiliriz. Yes everyone, I tried to show to you how to learn English on easy way. So that please, if you see something wrong, you can warn me by comment, and even though, don't be hesitate to write comment or any other things. Sıfırdan İngilizce cümleler devam ediyor. What has happened? Ya da what is happened? Ne oldu? What do you want? Ne istiyorsun? What would you like? Neyden hoşlanırsın? Who are you looking for? Kime bakıyorsun? Kimi arıyorsun? Who can I ask? Kime sorabilirim? Sıfırdan İngilizceye devam ediyoruz. Where can I find him? Onu nerede bulabilirim? Him, onu, ona anlamına gelen zamirdir arkadaşlar. Yani
Erkekler için kullanılır. He biliyorsunuz o erkek eril olarak. Him ise onu anlamına gelir. Who told you that? Bunu sana kim söyledi arkadaşlar? Told. Tell. To tell'in past tense hali, geçmiş halidir. Told. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Mean ne manaya getirmek istiyorsun? Mean mana oradan aklınızda bulunsun. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Ne demek istersin? Ya da ne demek, yani ne demek istiyorsun? Is the right sentence to explain. What's the matter? Sorun ne? Matter. Arkadaşlar yani matter olan şey ne? Mevcut durum ne? What's the matter? Do you understand me? Beni anlıyor musun? Dostlar devam ediyoruz. Şimdi turuncu renklere dönelim. Okunuşlarıyla birlikte. Administrator. Burada arkadaşlar genelde iş bilgisi, işçi, iş bu şekildeki ifadelerdir. Personel bilgisi yani. Administrator yönetici demek. Advertiser reklamcı demek. Advocate avukat. Ya da advocate. Advocate şekli Kate olursa arkadaşlar daha güzel bir ifade olur. Trafik, hava trafiği. Agent, temsilci vekil. Controller, kontrol memuru. Alchemist, simyacı, simyager. Alchemist. Chemistry'den hatırlayın arkadaşlar. Kimyasal şeyle uğraşan kimyacılara denir. Alchemist de simyacı demek. Dostlar devam edelim hızlı bir şekilde hemen slaytlarımıza. Ambassador. Ambassador. Elçi. Analyst. Analizci. Anchorman. Haber sunucusu. Anesthetist, anestezi uzmanı. Angler, balık avcısı. Fisher diye bilinir değil mi? Genelde burada balık avcısını angler olarak ele alıyoruz. Announcer, sunucu, spiker demektir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, ders videomuz burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Beğeni, like, yorum ve aboneliklerinizi lütfen unutmayın. Thanks for your watching and I'm very happy to see you here. You watch this channel, you support this channel, you learn English language so that for being a bigger family in English language, please do not forget to subscribe and see you next class.